Evet, hoş geldiniz. Bugün bakalım manşet ve haberlerde neler var. Köşe yazılarını da inceleyelim biraz. Tabii şimdi bir seçim süreci içerisindeyiz. Seçime son 25 gün kaldı. Kritik bir seçim olacak. Dün yayınımızda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kani Torun'la da konuştuk. Sayın Kani Torun da dediği gibi aslında bu bir referandum olacak. Yani tek adam sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Çünkü biz vatandaş olarak yani bizim için ölçünün ne olacağını iyi bilmeli, iyi tartmalıyız. Takım tutar gibi partizanlık yapmak değil, demokrasi ortamı içinde beğenmediğini değiştir stratejisiyle hareket ederek bu sürece öyle odaklanmamız gerekiyor. Evet, şimdi haberlere bir bakalım. Yorumlayalım neler var. Öncelikle bugünkü Yeni Asya'dan başlayalım. Yeni Asya'nın bugün manşetine Temel Karamollaoğlu ve Ekrem İmamoğlu taşınmış. Barış ve huzur için adalet şart demiş. Adaletsiz İslam olmaz diyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Türkiye'de barış ve huzurun tesis edilmesi için ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkılması gerekir. Bunların da başında adalet gelir. Adalet mülkün temelidir. Adalet devletin zihnidir de deniliyor. Adalet olmadan İslam olmaz. Çünkü İslam zaten adaleti emrediyor. Hak, hukuk, adalet düzeni. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın belki de en büyük projesi bu topraklara hak, hukuk ve adalet düzenini getirecek olmasıdır. Hep birlikte 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve 15 Mayıs'ta yeni bir güne başlayacağız diyor. Bir başka haber de Kadir Gecesi iftarında konuşan Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na ait bu sözler. Tabii bu sözleri aslında Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri önemli. Bu sözleri ben değerli buluyorum. Bakalım siz de bir dinleyin ne demiş. Millet İttifakı olarak kutuplaşmayı kırmak, ülkemizi kimlik siyasetinden kurtarıp değer odaklı bir siyaset kültürünü yerleştirmek üzere yola çıktık dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'ndeki Kadir Gecesi iftarına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, sevgili dostlarım, ülkemizin zenginliği, toplumumuzun çeşitliliğini besler. Ama sanki böyle değilmiş gibi uzun yıllardır çeşitlilik uzlaşılamaz farklılıklar olarak topluma yansıtıldı. Farklılıklara yapılan vurgular toplumu ayrıştıran silahlara dönüştü. Kimlikler üzerinden toplumsal çatışma körüklenerek halk farklı gruplara çekildi. Biz Millet İttifakı olarak bu kutuplaşmayı kırmak, ülkemizi kimlik siyasetinden kurtarıp değer odaklı bir siyaset kültürünü yerleşmek üzerine yola çıktık. Liderler olarak Halil İbrahim sofrasına oturduk. Halkımızda adalet, eşitlik, hukuk, özgürlük ve hakça paylaşım için bu sofraya davet ettik. Milletimizin sofrasında sadece yarımlar ve düzeltiyorum. Sadece karınlar doymakla kalmıyor. Bu sofrada birlikte ve beraberliğimiz de güçleniyor dedi. Zaten demokrasi dediğimiz zeminin en birinci şartı ortak akıl, adalet ve hür bir zemindir. Bu üç faktör adaleti ortaya çıkarıyor. Biri olmazsa diğer olmaz aslında. Zaten değiştirilmek istenen gündem bu. Adalet gündemi değiştirmek isteniyor. Gündem adalettir. Türkiye'nin gerçek gündemi. Olması gereken gündem adalet ve ekonomi. Adalet olmayan yerde kalkınma da olmaz, ekonomi de olmaz. Yani vatandaşın istediği bir ortam oluşmaz. Bununla ilgili bugün Yeni Asya'da Ali Ferşatoğlu'nun köşe yazısı var. Şöyle diyor. Hak, hürriyet, adalet, meşveret, meşrutiyet, demokrasi insanlığın ortak paydasıdır. Birçok alim ve fikir ehli hürriyet kafirlere mahsustur derken Bediüzzaman hürriyet, Rahman olan Allah'ın bir hediyesidir. Çünkü o imanın özelliğidir. Beyanat-ı Tenviler eserinde geçiyor ayrıca. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyor Bediüzzaman. Diyerek ekmekten daha önemli olduğunu vurgular ve uğrunda destansı mücadelesiyle fiilen gösterir. İstibdadın, zulüm ve tahakküm meşrutiyetin, adalet ve şeriat olduğuna da dikkat çekerek peygambere tabi olmayıp zulmedenler padişah da olsalar haydutturlar diyor Bediüzzaman ayrıca. Diyebilme dirayet ve cesaretini ortaya koyabilmiş alim bir kahramandır. Bazı adamlar meşrutiyet, demokrasi, şeriata aykırıdır ve küfür rejimidir diye demokrasiye karşı gelirken Bediüzzaman
Ruhu meşrutiyet, yani demokrasinin ruhu şeriattandır. Hayatı da ondandır der. Ve işte meşrutiyet işleri ashabınla meşveretle yürüt. Yani işlerini meşveretle yap. Ayeti Ali İmran Suresi 159. ayet. Onların aralarındaki işleri istişare iledir. Ayet-i kerimelerin tecellisidir. Ve meşveret-i şerriyedir diye Kur'an'ı referans gösterir diye devam ediyor. Evet, Karar Gazetesi'ne bir bakalım. Zira Taha Bey'in köşe yazısı önemli bir konuda. Bir de geçen gün Hulusi Akar'ın sözleri çok konuşuldu. Taha Akyol da ona değinmiş bugün. Vur da vuralım başlıklı yazısı var Taha Akyol'un. İçimizdeki şiddet eğilimi sadece kadın öldürmekle kalmıyor. Siyasetteki şiddet dili de içimizdeki aynı şeytanın dışa vurumudur. Siyasi tarihimize bakın. Bizden olanların da onlardan olanların da medeni rekabet ve rasyonel eleştiri dili pek zayıftır. Ama öfke, nefret, şiddet duygularımıza gelince hepimizin dili pek uzundur. Vur de vuralım, öl de ölelim sloganı böyledir. Yeni değil, meydanlarda ilk ne zaman patlak verdiğini hatırlayamayacağım kadar eski. PKK teröründen önce de 1970'lerde de bu slogan vardı. Başka sloganlarımız da vardı. Faşizme ölüm gibi, ya tam susturacağız, ya kan kusturacağız gibi. Piyasada Latin Amerika devrimcilerinden çevrilmiş terör kitapları satılır. Keşke 1970'lerdeki şiddet dili ve psikolojisi hakkında akademik araştırma yapılsa. Niye 1970'ler diyorum? Çünkü bugün herkes nefretini kutsuyor. Ben istiyorum ki bunun eski hastalığımız olduğu görülsün. Hain kültürü. Son olarak AK Partili Bakan Hulusi Akar'ın aday tanıtım toplantısında patlak verdi. Vur de vuralım, öl de ölelim. Akar çarpıtıldı diyor. Terörle mücadeleyi anlatırken bu sloganın atıldığını hatırlatıyor. Doğru, fakat bir eski asker olarak terörle fiili mücadelenin sadece Mehmetçiğin ve polisin görevi olduğu hatırlatılmalı. Gençlerin vur de vuralım, öl de ölelim diye bağırmalarını onun da zamanı gelecek diyerek onaylamaktan sakınmalıydı. Gençlere ülkeye hizmet yolunun bilgi ve beceri kazanmak olduğunu söylemeliydi. Akar'ın farklı olmasını beklerdim fakat o da pek politikacı oldu. Terörle mücadele gibi ülkenin en haklı olduğu bir konuyu siyasallaştırmaktan sakınmıyor. O da propaganda diliyle konuşuyor. Karşısındakine kolayca hain damgası vurmaya yatkın bir toplum olduğumuz hiç akıldan çıkmamalı. 1930'larda Falih Rıfkı eleştirel basını düşmana satılmış basın diye suçluyordu. Yunus Nadi, vatan hainlerine hürriyet yok diye manşet atıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi propagandasına göre Demokrat Parti'yi Ruslar kurdurmuştu. Halbuki kurduran İnönü'ydü. Sonra Demokrat Parti iktidarı güçlendi, İnönü'yü hainlikle suçladı. 27 Mayıs darbesinin lideri General Gürsel, Menderes ve arkadaşlarının vatanı Ruslara satmaya kararlı olduklarını söyledi. Nasıl bir siyasi hastalık görüyorsunuz? Hain küffar. Zamanımızda Erdoğan'ın mesela Ağustos 2014'teki şu sözlerine bakın. Şu anda CHP, MHP, onlarla birlikte bazı kesimler düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek bu vatan hainleriyle birlikte iş görüyorlar. Liste çok uzun. Hain, alçak, namussuz, dış güçler, emperyalistlere hizmet edenler falan filan. Erbakan da AK Partililere Bizans'ın çocukları dememiş miydi? Hepsi yanlışlık bunlar. Temelinde sağcı olalım, solcu olalım, siyasi rakiplerimize nefretle bakma ve hain görme gösterme hastalığımız vardır. Nasıl da hemen sirayet ediyor. Daha geçen gün DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti listesinde milletvekili adayı yapılmanın heyecanını nasıl konuşmuştu? Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ sol seçim değil. Vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz, diyor. Muhalefeti düşman ya da hain diye damgalama hastalığının yeni örneği diye devam ediyor. Evet, kutuplaştıra kutuplaştıra. Gelinen bu noktada artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceğini biliyoruz. Çünkü en başta artık vatandaş ekonomik noktada çok sıkıntı yaşıyor. Bugün işte bir günün haberinde de çıktı bu. İnsanlar ucuz et, ucuz süt alabilmek için sabahın beşinde kuyruğa giriyorlar. Artık sebze ve meyveler neredeyse taneyle satılacak. Bunları ben söylemiyorum. Yani bunların vatandaş söylüyor. Bunları izliyoruz. Bunları sosyal medyada görüyoruz. Yani bunların aslında görünen o ki iktidar bütün bunları susturmak yerine
Çare aslında şu, yani dediğimiz gibi bunları susturmak yerine bir çare arasa veya ellerinde bir çare yoksa yine dediğimiz gibi susturmak yerine en baştan beri liyakatli bir kadro ile liyakati esas tutup o yönde ilerleyip bu işleri bilir kişilerle sürdürme, her şeyi düzelme şansına sahip olabilir yani o şekilde sürdürse. Ama tabii en başta liyakatli kadrolar esas alınmalı. Ama ne yazık ki halen dışlayıcı, susturucu bir politika izleniyor. Tehditler, engeller, sansürler havada uçuşuyor. Evrenselden, Evrensel Gazetesi'nde bugün Sinan Birdal yazısı dikkatimi çekti. Hemen şöyle kısaca bir okuyayım. Cumhur İttifakı seçim kampanyasının ilk toplu fotoğrafını üzerine SİHA'ların iniş kalkış yapabildiği TCK Anadolu gemisinin hizmete başlama töreninde verdi. Böylece mücahitlik ve fetih ideolojisini benimsemiş, küçük ve orta ölçekli sermayenin milli sanayi hamlesi tarihsel finalini gerçekleştirmiş bulunuyor. Ucuz emek gücü, ücretli kesimin ödediği vergiler, hayatından çalınan saatler, işsizlik fonları ve kamu varlığının özelleştirilmesiyle sağlanan destekle büyüyen küçük burjuva militarizmi, elit kadroların organize sanayiden plazalara taşınmasıyla artık sınıf karakterini olgunlaştırmış durumda. Soğan fiyatlarını gündeme getiren muhalefete karşı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un verdiği tepki, milli görüşün tarihsel sınıfsal özünü yoruma gerek bırakmayacak kadar açık dile getiriyor. Biz top diyoruz, adamlar soğan diyor. Biz TCK Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor. Peki seçmen neyi tercih edecek? Sofrasındaki aşı mı, yoksa imalat için gerekli makinesi ve motoru ithal edilen düşük ücret ve patron tasallutuna dayanan düşük faiz, düşük yüksek kur ve yüksek enflasyonla desteklenen hazine teşvikiyle büyüyen bir sanayi politikası mı? Fakirleşerek büyüme modeli sandıktan onay alabilecek mi? Siyaset biliminde tereyağı mı silah mı olarak tarif edilen bu soru 2023 seçimlerinin merkezinde oturuyor. TEAM araştırmanın 2021 dindar seçmenler raporu çoğunluğu Cumhur İttifakı hava havzasındaki seçmenin ekonomik sorunlar, adaletsizlik, yolsuzluk, israf, kayırmacılık gibi sorunları dile getirdiğini tespit ediyor. Rapora göre bu kitlenin AK Parti'ye desteğinin başlıca nedenleri ülkeyi geliştirdiği terörle mücadelede savunma sanayinde ve dış politikada onu güçlendirdiği tezi. Muhalefet bir ayağı ekonomi politikası, diğer ayağı güvenlik politikasına dayanan alternatif bir siyaset geliştiremediği müddetçe bu seçmen kitlesinin kendiliğinden AK Parti'den desteğini çekmesi mümkün mü? Ekonomi bir uçuruma doğru giderken kamuoyu yoklamalarında AK Parti hala birinci parti konumunu koruyorsa bu manzara nasıl yorumlanabilir demiş. Yazısında bu arada kanser hastası Yusuf K.'nin haberini aldık. Annesinin tahliyesini haberini aldık daha doğrusu. Bu güzel bir haber. Sayın Gergerlioğlu özellikle bu süreçte oldukça destek verdi. Yani mecliste gündeme taşıdığı bu konuyu. Son olarak elimize ulaşan bir kitabımız var. Ön sözünü Ruşen Çakır'ın yazdığı, Hakan Altınay'ın kaleme aldığı Medeni kitabı. Kalemine sağlık diyoruz Hakan Bey. Şimdi ise bir konuğumuz var. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili adayı Avukat Mehmet Emin Ekmen bizimle olacak. Hemen başlayalım isterseniz. Hoş Buyurunuz. geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi biliyorsunuz bir seçim sürecine girdik. Nasıl görüyorsunuz siz bu durumu yani? İşin içinden çıkılmaz bir durum var. Tarihi boyunca toplam borçlanma miktarının yaklaşık 5 katını son 5 yılda borçlandı. Yani iç ve dış borcu toplam 900 milyar iken bugün 5 katrilyona, ketrilyona hatta dayanmış durumda. Ve bu da faiz mi önce enflasyonu doğurur, enflasyon mu faizi doğurur saçma tartışmasının bir sonucu. Sayın Cumhurbaşkanı işte faiz artan ülkelerin pişman olduğunu söylüyor. Ama oradaki durum ile Türkiye'deki durumun bir olmadığı gerçeğini göz ardı ediyor. O da şudur, Türkiye'de Merkez Bankası serbest piyasayı %8 ile fonluyor iken
Bizim KOBİ'lerimiz %40'la para bulamıyor. Ben şu anda Mersin'den bu yayına bağlanıyorum. Yarıştığım seçim bölgesinden. Mersinli esnaf iş adamı bankada para bulamıyor. Bulduğunda %40'tan aşağı faiz bulamıyor. Kul koruma mevduat faizinin üst limitini de serbest bıraktılar. Çünkü o faizle artık para oralara yatırılmıyordu. Ve ihracatçının boğazına, özel sektördeki insanların boğazına dayanarak şu anda piyasada doları baskılıyorlar. Bir gün dolar bozmaktan ve insanlara zorla dolar bozdurmaktan vazgeçseler, tek bir gün, o gün doların 25 lira olduğunu görebiliriz. O kadar büyük bir baskı altında dolar. Bu makro durum, peki vatandaşın hali nedir? Bir kilo peynir 200 lira, bir kilo zeytin 100 lira, bir kilo et 300 lira, bir kilo soğan 30 lira olmuş. Şimdi Sahip Bey, yani öyle bir hal içerisindeyiz ki pazara gidip 3 kişilik bir aile veya 2 çocuk varsa 4 kişilik bir aile çantamı doldurayım dese 1000 lira, 1500 lira. Peki haftada bir 1000 lira, 1500 lira pazara verecek bir aile bir asgari ücretliyse, 8500 lira kazanıyorsa, eski kiracıysa kirası 3-4 bin, yeni kiracıysa 9 bin, 10 bin. Dün bir arkadaş diyor ki, memuriyet atamam yapıldı, 16 bin lira maaşım var, gittim araştırdım, 12 bin liradan ucuz ev yok. Şimdi bu durumda pazar alışverişi yapmayan, kirada oturmayan, zaten makam arabası olan Sayın Cumhurbaşkanı memnun olabilir, ama bugün artık Türkiye'de orta halli bir aile kıyamet kopsa bir ev alamayacak. Orta halli bir aile 10 yıl yemeden içmeden biriktirse bir araba alamayacak. Oysa geçmişte insanlar emekli maaşlarıyla ev taksitleri ödediler. Satın alma gücünün yüksek olduğu dönemlerde, Sayın Erdoğan beğenmiyor ama ekonomiyi Sayın Babacan yönettiğinde, şimdi böyle bir tabloda vatandaşın halinden memnun olması düşünülebilir mi? Evet. O zaman bu seçime birkaç adaydan ziyade bir referandum gibi, sanki yani bir yanda bir otokrasi, diğer tarafta güçlendirilmiş parlamenter sistem Yani şöyle, tarafta. tabii ki tek adam sistemine mi devam edeceğiz? Veyahut da gücün dengeli dağıtıldığı, istişarenin, ortak akılın olduğu, kurumların güçlü olduğu, insanların vasıflarına yakışır bir ehliyet içerisinde iş yaptığı bir sistem olarak mı kalacağız? Yapamadığı bir sistem olarak mı kalacağız? Dolayısıyla burada gerçekten demokrasiyle otoriterlik, yargı bağımsızlığı ile yargıya yapılan baskılar, ekonomik çöküş ile ekonomik toparlanma, insanların istediği gibi örgütlenebilmesiyle sesini çıkaranın bir terör yaftası altında soluğu cezaevinde aldığı, her türlü paylaşımı yapmak ile Facebook'ta beğeni bile yapamamak arasında bir referandumdur tabii ki. Evet. Peki siz şu an Mersin'den milletvekili adayısınız. Ben de Mersinliyim bu arada. Yani Öyle mi? evet, aile Memnun Mersin. olduk. Siz Mersin nasıl görüyorsunuz? Mersin çok karışık. Liman şehri. Yani küçükten beri oradayız. Karma karışık, hele şu an depremden sonra daha da artık değişik bir yer haline gelmeye başladı. Mersin çok böyle yerli halk kalmadı. Kiralar çok yüksek. Bir büyük şehir, bir İstanbul gibi neredeyse bir hal aldı Mersin. Yani siz Mersin nasıl Yani görüyorsunuz? Mersin gerçekten Türkiye'nin değil, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en cennet köşelerinden biri. Aynı anda çok kısa mesafelerle hem yayla turizmi hem deniz turizmi yapabilirsiniz. Hem inanç turizmi hem kültür turizmi yapabilirsiniz. İstediğiniz türlü domates salatalıktan avokado çileğe kadar, limondan efendim greyfurta kadar her türlü ürünü
Şöyle bir ana yoldan 2-3 kilometre saparak gidip bir çiftçiden doğrudan satın alabilirsiniz. O kadar zengin ve güçlü bir üretim var. Peki Mersin'in bu kadar büyük bir kuvvetli coğrafyası ve arka planı varken biz Mersin'e bir turizm şehri diyebiliyor muyuz? Bir tarım ya da sanayi şehri diyebiliyor muyuz? Serbest bölgenin otoban bağlantısı yapılmamış bunca yıl içerisinde. Büyükşehir Belediyesi'nin metro yapma girişimi hazinenin kefaletine değil, onayına bağlı olarak takılmış kalmış 1,5 yıldır Hazine Bakanı'nın önünde, Sayın Nebati'nin önünde bekliyor. Sayın Nebati Mersin Milletvekili adayı gelmeden bu evrağı imzalamamış. Hani ben gidiyorum da Mersin'de bana sorarsa bari bu evrağı imzalamış olayım diye düşünmemiş. Mersin Havalimanı 10 yıldır yılan hikayesine döndü. Şimdi alel usul açacaklar kampanyaya katkısı olur diye. Ama Mersin'in bir de ikinci bölge diye tarif edilen Antalya'ya komşu ilçeleri var ki orada da cennet gibi turizme açık yerler var. Orada da Gazipaşa Havalimanı'nın ikinci pisti yapılsa çok ciddi bir hareketlilik doğacak. Diğer taraftan Mersin'de Anadolu Alevisini, Arap Alevisini, Sünniliğin her çeşidini, Yahudiliği, Hristiyanlığı, Katolikliği, Ortodoksluğu bir anda görebilirsiniz. Yani böyle bir kültürel geçmişi var. Liman dünyada dünyayla alışveriş içerisinde ama limanın teknik altyapısı bu kadar kuvvetli bir yere bakıldığında olması gereken yerde değil. Mersin Türkiye'nin en çok vergi ödeyen 5. şehri ama kamu yatırımlarından aldığı paya baktığımızda bu bir hesaba göre 10-27, bir hesaba göre 24. şehir. Dolayısıyla Mersin'de adeta AK Parti'ye hiç belediye vermemiş olmanın cezasını çeker bir şehir. İktidar değiştiğinde adil bir bakış açısıyla Mersin'in ihtiyacı olan her şey verileceği gibi belki bu 20 yıllık ihmalkarlıktan kaynaklanan bir ilave hakkı da doğacak. Yani biz seçimde herkes hakkını alacak diyoruz ama Mersin için Mersin alacağını da alacak diyorum ben. Yani Mersin'in içeri birikmiş çok ciddi bir alacağı var havalimanlarıyla. Yani bir taş ucu yolu var. Yani 100 kilometre bir yol bir ülke için, bir devlet için çok basit bir kalem miktar. Turizmi inanılmaz rahatlatacak ama bugüne kadar o yol yapılmamış. Kazanlı bölgesi var. Onlarca turizm yatırım belgesi verilmiş. Hiçbiri hayata geçirmemiş. Bütün bunları elden geçirip Mersin'i niçin turizm olarak ayağa kaldırmayalım? Şu anda dediğiniz gibi Rusya savaşı saldırısından kaçan Ukraynalılar burada. Suriye savaşından kaçan Suriyeliler burada. En son depremden kaçan vatandaşlarımız burada. Kağıt üstünde Mersin'in 2 milyon nüfusu var. Ama kime sorsanız 2.800 milyon, 2 milyon 800 bin ya da 3 milyon rakamını telaffuz edebiliyor. Şimdi böyle bir ortamda Mersin'in hak ettiğini aldığını düşünebilir miyiz? Maalesef alamıyoruz.